Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosuyla karşınızdayız. Artık videolarımız yine tekrardan normal haliyle gelmeye devam edecek. DLS videolarımız 11, 10 buçuk, 12 gibi civarlarına gelecek ama büyük ihtimalle artık 11 civarında videoyu yüklemeye başlayacağız ve ardından ekstra video gelir ise ekstra video saat 14.00'da gelecek. Ve OSM videolarımız tekrardan 16.00'da yayına girmeye devam edecek. Bu sıralar e, süreleri baya bir şey yapmıştık. E, atlamıştık. Yani gerçi sürelerini bir ayarlayamadık. Çünkü bugün bu hafta yoğunduk. E, bu yüzden de burada böyle bir şekilde videolarımızı geç atmaya başladık. Ama artık geç atmayacağız. Yani bu saatlerde videolar atmayacağız. Ee, bu büyük ihtimalle son olacaktır. Yani yine e, inşallah olmaz diyelim. Olmaz. 8 saat sonra maçımız var. Stoşka'yı yanlışlıkla antrenmana koyduk. Ee, ama 3 saatte izleniyormuş. Hızlı antrenman yapılabilir demek ki o zaman. O, bu bizim için iyi oldu. Çünkü e, ne, kimi koyalım? Kostünü akı koyalım. Oyuncularımızı geliştirmemiz lazım. Oyuncularımız e, hepsi aslında altın olması lazım ama maalesef bazı oyuncularımız altın değil. Bazıları da satılmadı. Kadro değerinde 100.000 ya, e, yapmak için burada gerçekten çok iyi oynamamız lazım. Çok iyi işler yapmamız lazım. 53 milyona şimdi 53 milyona hangi oyuncu var burada? Eğer Neymar'dan iyi oyuncu varsa alacağım. 53 milyona. Yok. Olmadığı için almayacağım. İşte 59 milyon. Kim bu? Rennes kulübü. Çok sevdin herhalde beni. Aşık oldun değil mi bana? Herkes öyle yapar. Herkes benim oyuncularıma sulanır bu oyunda maalesef. Şimdi sana ben bir güzellik yapacağım kardeşim benim. Aslanım benim, koçum benim. Şimdi bu fiyat son fiyat. Ona göre pazarlığı yap gel. Adamın hasabı bozma. Venus neymiş bu Venus bakalım. Venus, Venus, Venus. Bizi çok sevdi bu Venus. Ee, nerede bu Venus? Venus'un kadrosu. Oğlum daha benim ne oyuncu mu alacaksın sen? Başka Venus olmadığına göre mantıken. Real Madrid'in logolarını da yapmışlar ha. Lisansını almışlar demek ki. Böyle değil Real Madrid'in logosu. Real Madrid'in logosu vay canına. Lisans alınmış. He ondan zaten gösteriyor burada Real Madrid falan. Bunlar kim ya? Bunlardan mesaj gelmiş. Ee, evet görmedim mesajı satardım kusura bakma demiş. Şampiyonlar Ligi'ne giderken Sagnan'ı ee, alacaktık ama alamadık. Ben seni takipçinin gel dost olak demiş. ronald Kovuman 21. Tabii ki dost oluruz kardeş yani. Herkese karşı dost oluruz. Aynı ülkenin insanları biz zaten. Düşman olacak halimiz yok. E ee, ben gelmişim var merhaba abi aleykümselam diyelim sana da. Hoş geldin OSM'ye. Aleykümselam hoş geldin OSM'ye. Buradan bak mesela mesaj yazarsanız ben videoda bile adınızı duyururum, duyururum adınızı okurum. Ee, bunlar güzel bir şeyler. Böyle konuşmak güzel. Mesela bakın. Ben buradan ilk önce bu arkadaşımız bizim ligimize gelmişti. Yunus Emre Yılmaz Bursa Spor kanalından kendini takip edebilirsin dedim. Ve abone olduğunu bana söyledi. Ve şimdi de bizim gerçekten iyi kullanıcılarımızdan, iyi yani takipçilerimizden birisi gerçekten buradan da abone kazanmak güzel bir şey oldu. İnsanları davet ediyorsun. istediği zaman gelebiliyor. Ya istemezse gelmez. Tabi sonuçta güzel bir şey. Biz şimdi bugün ne yapacağız? Evet çok doğru bir karar ne yapacağız? Rakiplerimizi inceleyemeyeceğiz, Torino ile maçımıza bakamayacağız çünkü Torino dostluk maçını yapamayacağız. Ama analiz edeceğiz. Torino takımı nasıl bir takım? Şimdi ona bir bakalım. Ters takım mı? Ee, ters bir takıma benziyor. Evet. Maalesef ters bir takım. Kartona bakacağız. Tovino'nun Şampiyonlar Ligi kadrosu Oyer Zibal, Bernardo Silva, Karim Benzema ve Edison Cavani, Endombele orta sahada Sissoko, Fabinho, Moutinho, Herrera, Busquets, Süle, Savic, Pavard, Felipe, Çağlar Sönücü, Carval, Teyes, Alba, Jordi Alba, Poppe, o oh maşallah tü 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 Maşallah 120 yapmış kaleci ve Anthony Lopez. iyi kadrosu var. Güzel kadrosu var. Valla maç, maç anlatmayı özledim ya. Hadi bir maç anlatmaya şu an açım. Maç anlatmak istiyorum. Ama bu Şampiyonlar Ligi yani yarın çok güzel bir maç olacak. Çok güzel bir maç olacak. Ve buradan da Şampiyonlar Ligi kadromuzdan 11'imizi hazırladık. Cuadrado formda bir oyuncu oluyor. 105'ten 108'e çıkıyor. Kostanili Stoppel bölgesinde görev yapacak bugün. Ve ardından Stopel bölgesinde Anke veya Verkton'u tercih edeceğiz bugün. Ve kalemizde de Stoşka yılların kalecisi değil. Yılların kalecisi değil ama şu an antrenmanda olduğu için alamıyoruz. Dost bölgesinde de Agome. Ligin başından beri bizim oyuncumuz. Ligin başından beri oynadığımız iyi oy iyi bir şekilde iyi işler yaptığımız bir oyuncu. Onu da burada görmekten mutluluk duyarız diyorum. Oğuz bölgesinde de iki oyuncumuz olduğunu da söyleyelim. Ona göre de rakibimiz hangi taktikle oynayacak? Biz de rakibimize göre kendimizi belirlemiş belirlemiş olacağız. Büyük ihtimalle de buradan bir 100 coins gelir. 100 coins de biz kasarsak Yeni ligi açabiliriz. Ee, başka yapacak bir şey var mı? Ona bakıyorum. Ee, neye bakabiliriz kadromuzda? Evet, şuna bakabiliriz. Mantıken, Lazio, Marsilio, Torino. Diğer rakiplerimizi inceleyelim. Diğer rakiplerimizi incelediğimizde, forvetlerinde Verner ve Sané, Luis Suarez, Antonio Griezmann. Goblet Scott, Valverde, Neves, Madison, Coutinho, Bosquez. Ve stoper ve defans bölgelerinde Cancelo, Sabek, Marcos, stoper Otamendi, Digne, Gerard Pique, Süle, Stoşka, Alisson. Stoşka yine bizim kalecilerimizden. Ama tabi biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde e, birden fazla oyuncu bulunabiliyor. Aslında bu güzel bir şey mi? Aslında çok da güzel bir şey değil. Hani Şampiyonlar Ligi'nin biraz heyecanını kaçırıyor ama şuna da OSM'ye hak vermek lazım. Çünkü aynı oyuncular olmayan ve aynı oyuncularla yoluna devam etmeyen menajer yoktur. Yani eğer iyi bir kadro kurmak istiyorsanız sonucunda kendi liginizin oyuncunuzla Şampiyonlar Ligi'ne gidecek haliniz yok. Eğer transfer lisesi transfer pazarı açıksa en iyi oyuncuyu alıyorsunuz. Messi mesela her şey vardı şu an Messi aşağı yukarı bizde de var. Çoğunluk herkes de vardır. Bunu aldı mesela. Yani onları biraz ayarlamak zor olduğu için burada OSM'ye hak verebiliriz. Yani ortalama olarak e, yine de iyi bir ilerleme kat ettiler. Bu zamana kadar bu süreleme kadar. E, keşke keşke Avrupa Ligi'de gelse. Yani Dolayısıyla mesela Premier Lig'de ilk 4 Şampiyonlar Ligi, sonraki 4, sonraki 4 mü? Sonraki 2 galiba Avrupa Ligi'ne gidiyor 2 takım. Bunlar mesela Avrupa Ligi'ne gitmesi lazım. Bizim ligimizde de öyle. Mesela 2 takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 3 4 5 Avrupa'ya gitsin. Belki Avrupa'da da iyi işler yapar yaparız. Yani Avrupa'da Şampiyonlar Ligi Bunlar güzel turnuvalar. Bunları ligin sonundan sonra ligin sonundan sonra yaparlarsa daha da güzel olacak. Ama şunun da ben o sevmeye gelmesini istiyorum. Şampiyonlar Ligi yaptıktan sonra veya Şampiyonlar Ligi yapacaksa o arkadaş yapacaksa iki seçeneği olması lazım. Hani kendi takımında Mesela diyelim ki biz bu Galatasaray takımıyız. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Şöyle bir Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliriz. Mesela benim düşüncem şu. Ben Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum. Ama Galatasaray'da ikinci sezonumu da geçirmek istiyorum. Ve beni mesela şeye alsalar. Şampiyon olan kulüplerin bir birleşimi yapsalar. Ve öyle bir lig olsa. 20 takımdan oluşan bir lig olsa. Ve hem lig mücadelesi olur hem de kupa mücadelesi. Kupa mücadelesi dediğimizde Şampiyonlar Ligi olur. Hani şöyle olur. Tam böyle kupa mücadelesi gibi değil. Mesela nasıl oluyor? Mesela hafta sonu mesela e, nasıl oluyor? Gerçek maçlar var. Hafta içi Şampiyonlar Ligi veya Ziva Türkiye Kupaları oluyor. Şunu şöyle yapabilirler. Mesela birinci hafta oynandı. ikinci haftada oynandı. Ama Galatasaray'da ikinci sezonumuz. Farklı farklı takımlar var. Üçüncü sezon. Yani üçüncü hafta. Dördüncü haftaya birinci grup maçını koy. Ama bu takımlar hep aynı ligin içerisinde olacak. Yani adam şampiyonlar liginden elense de ligden devam edecek. Eğer istemiyorsa ben kardeşim ben direktman şampiyonlar ligine gideceğim. Direktman şampiyonlar ligine oynayacağım. Oradan şampiyon çıkmaya İkinci sezonu geçirmek istemiyorum. İkinci sezonu yaşamak istemiyorum. Diye hak olsa çok güzel olur. Çok mantıklı olur. Veya şöyle de olabilir. Şampiyonlar Ligi Eee ne diyecektim ya? Şampiyonlar ile alakalı. Mesela şöyle olsa. Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hak kazandık. Şampiyonlar Ligi'ni yine lig, lig yok. Bu sefer lig yok. Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Şampiyonlar Liginde kazandık veya kaybettik. Ondan sonra aynı kadromuzda Galatasaray takımımıza devam edebilsek o da çok iyi olur. Mesela en fazla iki sezon bir takımda devam edebilsek çok güzel olur. Ee, tabii Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istemezsek de yine devam ederiz ama bu sefer de mesela onun farklı bir stilini veya şeklini yapabilirler. Mesela Galatasaray ardından Fenerbahçe bizim ligimizden bizim ligimizdeki takımlarla şampiyon olmuş takımlarla şampiyonların şampiyonu belirlenebilir. Yani bence buradan bilmiyorum Game Besitch beni duyar mı buradan? Duyamaz mı? Bilmiyorum. Çok da yani izleniyoruz. Allah bereket versin diyelim. Yani izlenmemiz var yine insanları izletebiliriz kendimize ne mutlu. Ama şu mesajımı duyabilirler mi bilemem. Belki de bu söylediğim ilerleyen zamanlarda OSM'de karşımıza çıkabilir. Böyle bir ihtimal olabilir. Yani ihtimalleri yüksek tutmak lazım. Her an her şey olabilir. Güzel bir şey bence. Yani daha da fazla etkinliklerin gelmesi OSM'de güzel olur diye düşünüyorum. Baya ben burayı baya bir konuştum ya. Hadi baya bir konuştum burada. Kısa bir şey söyleyecektim. Baya uzattım. Neyse for... E Buradaki kadrosuna bakacağız Marsilya'nın. Gnebbi, Eden Hazard, Songik, Mook, Tovin, Dendoker, Goretzka, Arthur, De Bruyne, Baba, Pogba, Baba, Harvils, Davis, Cuadrado, Kivill, Hernandez, Otamendi, Laporte ve Torres. Torres var. Ve kalede de Deheya, Ospina, Kragno. Valla ben... o bizim var ya şu... Al çok iyi olmadı bu. Stoşka 104'te hala bence... Bizim kaleciyi çok iyi yapmamız lazım. Daha hala da istediğimiz seviyede değil bu kaleci. Gerçekten oyuncularımız da satılmıyor ya. Ona sinir oluyorum ben. Satılmıyor. Baga mı girdi acaba? Hani şu an 6 tane oyuncu koyamıyorsunuz ya. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çıkart Neymar'ı. Ha görüşmeleri var mı? Görüşmelerden bir şey çıkacaktır evet. Bilgi analisti gelmiş. Bilgi analisine bakalım. 4 3 3 be taktiği oynuyor. Stat o eyvah eyvah eyvah. Biz hiç stadyum seviyelerini falan ayarlamadık. Bunlar çok önemli. Bunlar çok önemli. Çok. Saha avantajı burada çok önemli. Bunları basmam lazım. Bak burada aklıma geldi. videoda aklıma geldi. Belki şu an ama sağ avantajımızı kullanamayacağız. Oo selamun aleyküm abi. Hayırlı işler hay, hayır, hayırlı işler. Ee, hay, hayır, hayırlı işler evet. Çok psikopat gibi yerliler. 4-3-3 B'delerse. Uf, o yazıbıl um, ile karşı karşıya gelecek o Ve Silva Hmm, o da kimle karşı karşıya gelecek? Levis veya Rabas'ın. Karim Benzema vallahi hücumda bir çok iyi. Harbi söylüyorum çok iyi. Baksana stoperle be. hani sol bek tamam takımda bak. Ha, zayıf nokta sol bek. Oradan yürürüz biz. Oradan yürüyelim ama kaleciye nasıl gol atacağız? <laughs> kaleci 120'lik kaleci. Kalecenez gol atacağız. Tabi o, o da var. Bakalım solda ya yani solda da bizim yani yok sağda ay Dimar ya baba şov yapmaya geliyor. Bir de Ansu Fati var yedeklerde. Vallahi bakalım nene olacak. Ligimiz başlayınca göreceğiz. Ben bu takıma karşı 4 3 Hiç çekilir miyim? Ben de öyle bir göz var mı? Yok. Ben artık burada istediğim oyuncuları mevkili mevkisi oynatacağım. Allah bu mevki bizi yoruyor ya. Bak Allah aşkına. Koskocaman Şampiyonlar Ligi'nin transfer listesini göstereceğim. Burada bir SK, SLK başı anladın öpeceğim. OSM'yi bak. Os os dos dos os 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 dos dos o os os dos os os dos ama Allah. Bak şu küçük ettim. Şu olsun. Ama Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir oyuncu. O Semin önerdiği bir oyuncu değil. Şampiyonlar Ligi'ndeki adam. Evet burada bir şerefsiz görüyoruz. Henrik Mkhitaryan ülkesine nasıl geçirmiştik bunun o. Oh. Bunun ülkesine neyse bak şimdi gaza geldim biraz. Ülkesine bile ağzına yaptık bunları. Kendimi tutamıyorum böyle. Böyle görünce midem bulanıyor. Neyse. Ee, burada mesela görüyorsunuz. SLK var mı? SK var mı? Yok. O zaman... Kardeşim benim. Aslanım benim. Koçum benim. Ben Şampiyonlar Ligi'nde... 3-3-2-2'de... Neden buraya oyuncu koyamayacağım? Neden? Neden? Benim taktiğim bence... Be belki iyidir. Belki kötüdür. Bilemem ama... Ben bu taktiğimle çok maç kazandım. Ben mesela Sivas'a 3-3-2-2 oynamakla da ligde düşündüm. Ama dedim ki oyuncuların mevkisi yok. Ama bence hiçbir şey burada etkili değil. Bence hiçbir şey etkili değil. Yani etkisi vardır veya yoktur bilemem ama şu bir gerçek ki sen buraya SLK koymuyorsun. SLK. Ben şimdi buradan eh, kaşif mi yapacaksın? Kaşifte de yüzlük oyuncu çıkmıyor ki karşımıza. Kaşifte de karşımıza 90'lık oyuncu çıkabilir en fazla. Ben sabek aramaya çalıştım. Sağ bile çıkmadı. Hadi sağ bek çıktı. Kadroa vardı. Ama genişmiş değil. 85-87. Aldık biz Arnold. Bak 94'te kaldı. Alacağız bir oyuncu. Yerini alacağız alacağız diye diye kaldı. Ama yerini alattan şimdi bir iyi bir sağ bek aldık. Kadroa aldık. Ee, o da Sivas yardım etti bize. Aldık. Mesela ben SK bugün kim oynayacağım? Artur'a bir koyacağım. Ben Bildiğim şekilde oynayacağım bu oyunu bugün. Bildiğim şekilde oynuyorum. Os bölgesinde oynayan oyuncuları koydum. Hadi kanalı koyalım. Adam gücü yüksek. Ee, hücumu da yüksek olduğu için koyuyorum ben bu oyuncuyu. Oğuz mesela. Yüz düştük. E, ee, Oğuz. Defansı 104. Peki bir koysam. Bu sefer tam tersi. Defansı azalacak. Koy lan Lukoma. Yok Fekir gel sen gel fikir gelsin. Ben böyle yapacağım. Benim tercihim bu. Lukaku da burada. Dimaria da orada. Bu ya. Başka da yani. bayağı yoruyorlar bizi. Bu mevkiyi keşke mesela. Yani güzel bir şey mevkiyi getirmek. Oyunda güzel bir şey. Ama. Sen transfer listesine oyuncu koymuyorsan. Biz hangi oyuncuyu alacağız kardeşim? Hangi oyuncu alacağız? Dağdan mı oyuncular inecek bizde? Bayırdan mı oyuncular inecek? İşte kadro adıyı ben koyacağım. Koyacağım. Kadro düğü koyacağım. Ne stoperlerle uğraşayım ben? Göreceğiz bakalım. Bu maçı kazanacakmışız. Bu maçta risk alıyoruz. Bu biraz da risk almaya benziyor ama yani alacağız. Kadromuz bu şekilde. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray kadromuz bu şekilde yer oluyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde paslı oyunda. Şurayı da yüz yaparsak. Bu ya Allah Allah hiç, hiç bozmadan işini hoppala gizli yapıştır. E, ee, ya karşı. Şimdi o defansı oynadığımı görürse belki şey yapar. Ee, farklı bir taktik uygular. İşte uzmanlarımızı belirleyelim uzmanlar. E, kim olacak? diyeyim Dimar olacak tabi. Dimar ya. Ben altıcık kanalız. Kanalız koyalım. Ya da ona sirkikleri de atabiliriz. Atabiliriz. Yok. Valla penaltıcı koyacağım oyuncu yok ya. Hadi artıfa bir de ya. Atarsa atar. Atmazsa Kanalız. Kornerler. E, kornerler fikirden sorulur. Bu. Bu taktikle oynayacağız. Artık güm 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 bam 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 kim kime çıkıyorsa diyeceğiz. Eee bugünlük videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eee yarın birinci haftanın ilk maçı olacak. E, birinci haftadan sonraki sonuçlara bakacağız. Kulüpteki sonuçlara bakacağız. Eee sanki birazdaki yarınki video daha kısa olacak. Yani maç anlatıyoruz. İstatistikleri yapıyoruz. Bitiriyoruz normalde. Şimdi bir şey elime aklıma gelmeyince yavaş yavaş konuşmaya başladım ve süre 21 dakika olmuş. Ee, gerçekten güzel bir oyun OSM. bir insanı. Güzelliklerle dolu olan bir oyun. İnşallah yarın Torunaya karşı güzel bir galibiyetle dönmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarla tekrardan görüşeceğiz. SM21'de de çarşamba günü saat 14.00'da Beşiktaş'ta kupa maçı başlayacak. Ve SM21 kariyerini bitirdikten sonra da daha çok Brawl Stars'a yöneleceğiz diyorum. Ve buradan da bu bildiriyi yapıyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın.